Ama neneyi tıraş etti eşim. Yalnız şu çileğin güzelliğine bakar mısınız? Günaydın. Bugün günlerden salı ve biz daha güne başlamadık. Saat 12 falan oldu herhalde. Birazdan kafamızı eserse güne başlarız. Yine her sabah olduğu gibi bu sabah da bebişlerimi görmeye geldim. Aa, nasıl büyümüşler? Durun size göstereceğim. Bakar mısınız? Hemen çıkmışlar. Ben seni yiyeyim. Sen çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Dur seni de seveyim. Ay, aferin benim kuşuma. Çok tatlı bunlar. Ama bu hala canlanmadı ve bu çürümeye devam ediyor. Sanırım bunu sökmek zorunda kalacağız. Mira anca. 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 Mira anca. Per. Oh, çaresi. Anca. Anca. Per. Per. Çaresi. Anca. Omma iroke juwa. Omma juwa. Omma juwa 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 juwa. Uriyadır. Omma juwa. Ama karışık olduğu için videonun devamını çok çekemedim. Ama neneyi tıraş etti eşim. Tipine bakar mısınız? Çok tatlış oldu. Ay nene. Dul 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 dul. Kiyom. Kendini sevdirmek istiyor. O da neneye dokunmak istediği için, nene de Mina'yı çok sevmediği için böyle bir hayal kırıklığı. Nasıl toplayacağım şu anda ben bu evi, nasıl düzene sokacağım hiçbir fikrim yok. Ama çabalayacağım. Muhtemelen saatlerimi alacak. Muhtemelen belim kopacak ama... Ay, bunalıma girdim yine. Ev temizliği beni bunaltıyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu oda dağınık zaten görüyorsunuz. 3 saniye içinde toplansın. 1, 2, 3. Şimdi diğer odalara bakınca en toplu oda benimkiymiş. Bu arada biri yorum yazmış şurada odada o resim olması çok korkunç değil mi diye. Evet bence de korkunç ve çok saçma yani. Benim yatağımın karşısında niye kaynanam ve kayınbabam var değil mi yani? Bu kadar saçma olamaz başka bir şey. Hatta ben bu fotoğraf ilk çıktığında dedim ki ya dedim şurada ortada bir boş bir duvarımız var bizim biliyorsunuz çamaşır astığım yeri. Hani oraya asalım çünkü aile fotoğrafı yani benim sadece eşimle birlikte olduğumuz bir fotoğraf değil bu. Aile fotoğrafı o yüzden oraya asalım. Yok efendim oraya asılmaz da işte düğün fotoğrafı her çiftin kendi odasında olur da böyle saçma sapan fikirler çıktı. Sizin istediğiniz olsun dedim ve 3 senedir burada. Neyse bu konuları geçelim. Ha bir de şöyle bir konu var. Birçok kişi bizim odamızın duvar rengini çok merak etti ve sordu. Aslında bu bir duvar rengi değil, bu bir duvar kağıdı. Ne renk olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Mavinin bir tonu ama duvar kağıdı olduğu için de böyle duruyor olabilir. Boya olsa böyle durur muydu bilmiyorum. Hani böyle parlak durmasının sebebi aslında duvar kağıdı olması. Bulaşık vesaire işlerine başlamadan önce şöyle bir enerji içeceği içeceğim. Bu şey gibi değil hani böyle Monster vesaire gibi değil. Bu normal ilaç gibi kullanılan yani sağlıklı bir enerji içeceği. Kore'de de çok meşhur. Bu da en iyisi herhalde. Ben bunun tadını da çok seviyorum ama diğer gösterdiğim turuncudan daha güzel bence. Bunu bir içeyim. Çünkü bugün çok fazla enerjiye ihtiyacım olacak bence. Burada da böyle çileklerim var. Bir tanesini tadına bakmak amaçlı yedim ama. Bunlar Mina için aslında. Bunları hemen ben bir sirkeli suya basacağım. İşlerim bitene kadar onları da artık normal suyla yıkar ve poşetler kaldırırım. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir kabın içine. İlk önce yıkayacağım. Sonra sirkeli suya koyacağım. Ondan sonra tekrar yıkayacağım.
bu şekilde daha dezenfektan mı oluyor? Aslında şöyle şeylerimiz var bizim işte. Meyve sebze yıkamak için deterjanlar var Kore'de. Ama ben bunları çok fazla sağlıklı bulmuyorum. Sonuçta köpürüyor mu köpürüyor. Onun köpürmesi için içine mutlaka ekstra bir kimyasal katmaları gerekiyor. O yüzden de çok hoşuma gitmediği için ben kendim normal yaşlı işi, eski insanlar işi sirkeyle halledeceğim sorunumu. Yalnız şu çileğin güzelliğine bakar mısınız? Elma sirkem burada. Şimdi siz diyeceksiniz ki her gördüğümde sizin evinizde niye bu kadar havlu var diye. Kore'de duş aldıktan sonra kullanmak için yani kurulanmak için bizim gibi bornoz kullanmıyorlar çok fazla. Böyle havlularla vücutlarını da kuruluyorlar, kafalarını da kuruluyorlar. O yüzden de havlu sayısı çok. Bugün biraz dışarı çıkacağız. Bir alışveriş falan yapmam lazım. O yüzden şimdi birazcık elimi yüzümü toparlamaya çalışacağım. Bu ara hem bu virüs yüzünden stres hem de kullandığım yanlış ürünler sayesinde yüzüm iğrenç durumda. Ben de toparlamaya çalışıyorum işte. Ay ben bugün bunun suyunu sıkmayı unutmuşum. Çok ıslak oldu. Nemlendirici kremimi de süreceğim. Mina Hanım da emziğini istiyormuş. Şu da bitmek üzere olan makyaj bazım. Yenisini alacağım. Yaşasın. Böyle bir şeyleri istikrarlı kullanıp bitirdiğimde çok mutlu oluyorum. Böyle tarihi geçip çöpe atmadığım zamanlar. Bu arada bize kargo gelmiş. Şu anda kapının önünde. Ben onu kapının önünde açıp eve öyle alacağım şimdi. Hemen gideyim ve kargoyu alayım. Yoksa buradaki güvenlikler hemen güvenlik kulübesine götürüyorlar kargoyu. Bir daha oradan almak zorunda kalıyoruz. Dünden beri, dün televizyonda gördüm daha doğrusu. Canım inanılmaz derecede pacon çekiyordu. Ben de bugün dayanamadım. Kendime pacon yapıyorum. Şimdi Daisa'ya gidiyorum. Evde sabun, yer temizleme ürünü falan çok fazla kalmadığı için. Bir de en önemlisi çamaşır suyumuz bittiği için. Öyle şeyler almaya
Mina maskesini taktı, ben maskemi taktım. Hava gerçekten çok güzel bugün. Hem biraz dolaşmış olacağız, hem de gerekli malzemeleri almış olacağız. Verimli bir gün geçiriyoruz. Şinler. Dışarıdan şimdi geldik. Birazcık dinlenip tekrar çıkacağız. Arkadaşımla buluşacağız. Tabii denk gelirsek. Ben de size bu arada Daiso'dan neler aldım onları göstereyim. Çok alakasız şeyler aldım. Her zaman Daiso'ya bir şeyler almak için gidiyorum ama çok alakasız şeyler alıp eve geri dönüyorum. Böyle bir saksı aldım. Bu saksıya limon ağacımı ekeceğim. Yani şu anda çimlendiriyorum ama limon ağacı olunca onu ekeceğim. Sonra bir sukulent aldım. Toprakları döküldü ama sağa sola. Bir dakika açabilirsem göstereceğim. Minnoş bir sukulent. Daha önce bunu almıştım ama ben çok fazla su verdiğim için öldü. Buna çok fazla su verilmiyormuş. Artık daha dikkatli. Allah, her yere döküldü. Daha dikkatli bir şekilde yetiştirebilirim. Bulaşık deterjanım bitmişti. Gittim 1,5 litrelik kocaman bir şey aldım. İlk kez kullanacağım Daiso'nunkini ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Dedim alayım yani, ne olacak. Çiçek toprağı aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir set halinde satılan çiçek vardı. Ondan aldım. Toprağı, tohumu falan her şeyi bunun içinde saksısıyla birlikte. Büyüyünce de böyle bir tatlış bir çiçek olacak. Bunu aldım bir de. Bu ara çiçek yetiştirmeye taktım kafayı. Son olarak da bizim çok sık kullandığımız çamaşır suyu. Bir de bunu aldım. Bunların hepsine 10.000 won verdim. Yani 12-13 dolar civarı falan ediyor. İşte bu kadar yani. Bunları aldım sadece. Birazdan dışarı çıkacağım, dediğim gibi Mina'nın üstünü hafifleteceğim çünkü dışarı inanılmaz sıcak. Bir de çıkmadan önce Mina'ya mama falan hazırlayacağım. Bir de maskesini tuttu ve kopardı. Ona yeni yedekli bir maske alacağım. İki tane maske alacağım. Birini takacağım, birini de yedekleyeceğim. Bir de su falan da içireyim bol bol çünkü ben bile inanılmaz susuz kaldım. Kendime de bir ice kahve hazırlayacağım hemen. Ondan sonra da yavaş yavaş çıkarız dışarı. Az önce kim orada nazar yok. Cicik. Cicik kardeş, cicik. Kardeş güzel. O da istiyor. Buluşmamızı bitirdik. Şimdi eve doğru gidiyorum artık. Yemek falan yapacağım. Öyle yani bugünü şekilde devam ediyoruz. Hava sıcaktı, biraz serinlemeye başladı. Ama iyi hala yani, çok da şey değil, kötü değil. Şimdi akşam yemeği yapma zamanı. Bugün akşam yemeğinde kimchi jjigae yapacağım. Ondan sonra yanına da bilmiyorum yani, biraz bugün doğaçlama takılmayı düşünüyorum. Minado juseyo. Minado juseyo. Aa. 자. 아빠 손. 아, 아, 좋다. 아빠 손.
Mina'nın yatağını böyle biraz daha aşağıya koydu. Bu yatak yüksekti ama Mina için tehlikeliydi artık. O yüzden biz de bu şekilde alçakta kullanacağız artık bundan sonra. Ay çimcim kumarlıyor. Eşimle couple pijamamız. Couple. Mina'가 좋아하는 BTS 오빠들. 삼촌 아니야? 오빠. 오빠 아, 무슨 오빠야? 아니잖아. 무슨 오빠야? 아니잖아. 민아. 오늘 kapanışı hamburger ile yapıyoruz. 짜잔. 오 커다만. 너무 커 이거. 이거 다 못 먹을 것 같아서 잘라. 아니 이거 다 먹을 수 있어. 4 치즈 X. X. 우와 빵 치즈 있어? 응. 새로 나온 거야. 그게 뉴야 뉴. 오 이렇게 생겼어요.